Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Orta Koridor'da Pantheon oynayacağım. Pantheon üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Genellikle, hatta sıklıkla diyeyim, top lane'de veya ormanda oynarken görmüşsünüzdür beni Pantheon'la. Bu defa öyle yapmıyoruz. Bu defa direkt Orta Koridor'da oynuyorum. Orada hemen koridora yetişmem lazım. Kasiopya koridora gitmiş bile. Karşımızda Kasiopya olması oldukça sıkıntılı. Özellikle 6 levelden sonra bana büyük problem yaratacaktır. Tabi Q yeteneğimle sık sık onu dürteceğim. Agresif bir build yapacağım. Pantheon'da zaten olabildiği kadar agresif oynamanız gerekiyor. Bu arada farklı bir yerde oynuyorum. Farklı bir şehirdeyim. Bu yüzden internetle alakalı ara sıra pingler girebilir. Onlar için şimdiden kusura bakmayın. Yapabileceğim herhangi bir şey yok. Maalesef burada böyle. Tabi çok sık olmuyor bu. Ama ara sıra girdiğinde de böyle hissettiriyor. Hani... o zamanlarda anlarsınız, mesela demin olduğu gibi çok sık olmuyor, ama dediğim gibi merak etmeyin. Şimdi W yeteneğimi açtım. Bizim Lee Sin biraz geç bağlandı, sıkıntı çekecektir. Nocturne hemen tapa gitmiş baskın atmaya. Kasiopya bu arada Q yeteneğini açmamış, onun yerine W yeteneğini açmış. O zaman biz onunla yakın temas haline gireceğiz. Hatta yakın temas haline girersem kesme ihtimalim de oldukça artar. Şu an ufak ufak dürteceğim. Canını azaltmak istiyorum olabildiğince arkadaşım. Çok güzel. Temizinden bir skor aldık. Orada W'su olmasaydı daha hızlı bir şekilde de skor alırdım da W'su maalesef benim flash atmama engel oldu. Şimdi Q yeteneğime bir tane daha veriyorum. Burada Nocturne'u de keseceğiz. Hadi görüşürüz. Harika bir 2-2. Neden kule altına bu kadar zorladılar? İnanın ki bilmiyorum. E yeteneğime vermedim. Özellikle 3 levelde Pantheon'da Q'ye 2 kere vermenizi tavsiye ederim. Peşinden 4 level olduktan sonra E yeteneğinize vermeniz birazcık daha mantıklı ve avantajlı olacaktır. Evet. Ufak linkler. Çok problem değil. Bunlara hani tenezzül edebileceğinizi düşünüyorum. Bunun haricinde şimdi farm olarak falan bayağı iyi durumdayım. Base'imi atacağım. Hemen bu noktada dişli kamayla da başlayabilirsiniz ama ben öyle bir tercih yapmayacağım. Direkt Malmortius'a gideceğim. Çünkü karşımdaki karakter Kasiopya ve bana sıkıntı yaratacak bir karakter. Ciddi manada, hani yakalarlarsa Nocturne'le birlikte beni kesmeleri çok kolay olacak. Bu arada bizim bot lane bayağı flame yapıyor. Onları bir susturalım. Hani küfür görmek istemiyoruz. Rakip bot lane late game'de çok güçlü ya. Hatta early'de de güçlüler de. Umarım sıkıntı yaşamazlar. Tabi Jhon'la Factory işin içine girince işin rengi birazcık daha değişiyor da. Kasiopya birazcık daha bana korkarak yaklaşacaktır artık. Çok fazla temas halinde olmayacaktır. Bu arada Nocturne skoru cidden benim için oldukça iyi oldu. Hani o skor beni çok çok rahatlattı diyebilirim. Kasiopya bu arada Q yeteneğini atmadan direkt bana E atmaya çalışıyor. Ve bence büyük bir hata. Q'sunu tutursa çok çok fazla hareket hızı kazanacak. Hem beni kovalayabilecek hem de daha fazla hasar verecek zehriyle birlikte, ama onu düşünmüyor arkadaş. Abim bitmeden aslında seninle savaşsam çok güzel olur da. Gelmesi Nocturne'un tekrar kötü oldu. Neyse, Kasiopya'nın Ignite'ını aldık. Buradan bu adamın çıkabileceğini tahmin etmedim. Hani Lee Sin'i alt tarafta görünce herhalde bu taraflarda yoktur dedim. Ama bu riske girmemem lazım. Direkt Pink Ward'umu atmam gerekiyordu. Çok basit bir hata. İşte bu tarz şeyler yapmamanız lazım. Bu arada Merkür'ün adımları tamamlayacağım. Karşıda korkutması olsun, kitle kontrolü olsun oldukça fazla. Lee Sin kesti bu arada onu. Helal. Geliyorum abi ben buna. Bu adamı kıstırırsak keseriz bence. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Çift güçlendirme tekrar ellerimin altında. Daha doğrusu çift güçlendirme değil de biraz önce çift güçlendirmemiz yoktu. Mavi güçlendirmemiz vardı. Şimdi çift güçlendirmemiz var. Bu beni bayağı rahatlatacak. Kasiopya geldiğinde tekrar onun başına üşüşeceğiz. Umarım mavi güçlendirme hani süre olarak bitmiştir ve Kasiopya'nın üzerinde kalmamıştır. Çok güzel.
Çift güçlendirmeli Pantheon'la uğraşmak istemezsiniz. Ben de şu an olabildiğince Cassiopeia'nın sıkıntı çekmesini istiyorum. Rakip orta koridor gözükmüyor. Haritanın neresindeler acaba? Şu an kule altında farm yapmasını olabildiğince zorlaştırmaya çalışıyorum çocuğun. Hani burada minyonlara vurmaya çalıştıkça kafasına mızrak atacağım. Şu an Q'larım da ciddi hasar veriyor bu arada. Çocuk benden önce 6 level oldu. Şimdi benim Ignite'im geldi ama bu arkadaşın Ignite'i yok. Sıktı ama ya, vallahi sıktı. Harbi diyorum, sıktı. Piran falan mı evladım, nedir bu? Ben de alıp veremediniz. Cassiopeia bu arada kitle kontrolünü tuttursaydı beni keserdi. Allah'tan tutturamadı. Nocturne burada vardı herhalde. Gel gel, kaçma gel. Neyse, flash'ini aldık Nocturne'ın. O da okey. Onunla da sıkıntımız yok. Şimdi Cass. Lee Sin buraya gelirse biz seni keseceğiz. Lee Sin gelmese de keserim de. Nocturne belası sürekli başımızı üşeşiyor. Kırmızı güçlendirmem olduğu için pek fazla sıkıntım yok aynı şekilde. Hani can barımı hızlıca doldurabiliyorum. Menzili çok fazla. O yüzden birazcık yaklaşması lazım. Neyse, okey. Flash'ını aldık. Ignite'a karşılık flash word bir takas. Hani flash'ı onun için daha değerliydi. Tabi burada Lee Sin'in o adamın flash atabileceğini tahmin edip davranması gerekiyordu ama onu pek tahmin edemedi. Şimdi bu arkadaşın kulesine vuracağız. Kuleyi olabildiğince hızlı çıkartmak bizim için her zaman daha büyük bir avantajdır. Rakip bot lane piyasada yok. Buraya gelmeye kalkabilirler. Lucian'ın üzerine 3 kill var. 3 killli bir Lucian bayağı sıkıntı bir şey demek. Benim base atmam gerekiyor. Bu arada fark ettiyseniz ultime vermedim. E yeteneğime verdim. Çünkü şimdilik ultiyle bir işimiz yok. Bir de koridor safhasında benimle savaşmaya kalkabilirlerdi o sırada. Gel abi, gel 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 gel. Burada şey var. Bot lane geliyor ya buraya. Tertemiz. O kadar da abartmayalım hocam. Neyse, güzel güzel. Oradan bir Nocturne skoru daha bedavaya. Hani şu an peynir ekmek gibi kill alıyorum. Çok güzel. Bir kill daha. Tertemiz, tertemiz. Keşke bizim çocuklar bir de asist olabilselerdi. O daha güzel olurdu. Şimdi ultiyle orta koridoruma gideceğim. Level atlamış olmam çok çok güzel oldu. Direkt Cassiopeia'nın kafasına çökebileceğiz. Orada kuleye vuramayacak. Dediğim gibi şuradan da büyüdürenci eşyalarını tamamladıktan sonra benim kafam daha çok rahat edecek. Onları bir an önce almam lazım. Ben şu an çok çok güçlüyüm. Early'de zaten bir Pantheon'un kasması gerekiyor. Çünkü late game'de maalesef düşen bir karakter. Ama takım olarak hani hasarımız falan yeterince var. Takımımızda Janna faktörü var. Hani Janna bir kere başlı başına bizim ilacımız diyebilirim. Buraya ulti atmak zorunda da değildim. Zorlamayacağım üstüne. Alacağımı aldım senden. Lee Sin de bana yakın oynuyor. Nocturne bu arada hata yapıyor. Çok sık böyle sağa sola gitmeye çalışıyor çocuk. Ne kadar uzun sürdü ultisi. Herhangi bir yere ışınlanmadığı için. S.A. Tamamdır. Yine alacağımı aldım. Benim için kar kardır. Tekrar bedava mavi güçlendirme geldi. Hani sağa gidiyor, sola gidiyor çocuk aslına bakarsanız. Bana kill veriyor. Bedava mavi güçlendirmem oldu. Miss Fortune'la mid'e geldi. Şurada Cassiopeia'yı kapatırız abi. Selam Cass'cim. Ultim de yok. Çok güzel.
İyi var, Miss Fortune'da kalsın skor. Benim üzerimde zaten yeterince kil var. Hani bu saatten sonra daha fazla kil almak benim için problem olur. Çünkü bu oyunun late game'e taşınmadan bitmesi lazım. Ve erken oyunu bitirmek istiyorsam benim mutlaka takımımın güçlenmesine ihtiyacım var. Çünkü ben tek başıma güçlendiğimde bir yerden sonra rakipteki o Braum ultisiyle birlikte benim önümü direkt kesecek. Bu da beni durduracak bir şey. Bende var mı abi ya? Güzel. Şimdi tekrardan bir kırmızı güçlendirmemiz oldu. Garen açılırsa keserdik aslında. Neyse. Neyse base atalım. Bu arada killleri free alın veya başka türlü alın. Hiç fark etmez. Yeter ki kill alın. Bu noktada kill almanız çok çok önemli. Dediğim gibi Pantheon'un güçlenebilmesi için skora ihtiyacı var. Öldüm galiba. Üzdü. Lucian'la Braum direkt buraya gelmişler. Oğlum bota yürüsenize ya. Sizin burada ne işiniz var? Adam 5-0 oldu. Neyse. Malmortius'umu aldım. Bunun peşine bir ölümün dansı alacağım ki yeteneklerimle bol bol can çalabileyim. Üzerine de bir yoğumu rushlayacağım. Ondan sonra hiçbir sıkıntım yok. Miss Fortune Allah'tan bir kill aldı da. Kasiopya'dan aldı ya. Değerli birinden alamadı. Şimdi birilerinin botu pushlaması lazım. Bizim takımında şöyle bir sıkıntısı var. Maalesef koridor pushu konusunda çok çok zayıf bir takımımız var. Sana yetişir miyim acaba? Çok güzel yetiştik. İşte ayakkabıyı erken tamamlamanın faydaları bak. Blue Ocean ayakkabısını tamamlamamış. O yüzden ondan daha hızlı bir şekilde koştum. Ve adamı yakalamam kolay oldu. Şimdi bir okyanus ejderi falan alırsak güzel olur. Çünkü mana regene olabildiğince ihtiyacım var. Manam bana çok yetersiz kalıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Beni niye pinkliyorsun abicim? Kendi hatam. Tamamıyla kendi hatam. Düşüncesizlik yani başka bir şey değil. Braum'un üzerinde Zonya falan var yani sen bunu göre göre bu hatayı yapamazsın. Bot kuleye gideceğim. Bot kuleyi almak istiyorum. Ormancımız zaten orman kampı dönüyor. Ama bu ejderi mutlaka almamız lazım. Benim için değerli bir ejder. Hani boş bir ejder değil diyeyim size. De yeterince saldırı gücüm var. Bu yüzden kuleye de bol bol hasar çıkartıyorum. Şimdi buraya ulti sallar mı? Anladım hocam. Bayağı koridorları değiştik ha. Miss Fortune mid'de oynuyor. Bu arada Braum da sıkıntı ha unutmayın. Üzerinde armoru falan var. Lucian yiyeceği tüm hasarı yeteneğiyle birlikte engelleyebiliyor. Bu arada bilim değilsin. Hala Nocturne'ı ölebiliyor ya. Hala ya. Ignite'ım gelmeden burada hiçbir şey deneyemem. Bekleyeceğim. Miss Fortune da buraya yaklaşıyor. Base atmayalım. Buraya gelirler su adamları keseriz ya. Gelin abicim buraya. Çok güzel. Temiz skoru severim ya. Bak botu falan iten kimse yok ya. Miss Fortune şu an hata yapıyor ya. Farmın falan az okey de yani birilerinin itmesi lazım. Bu arada şu mavi güçlendirmeyi bana inşallah bırakırlar. Neyse. Çalacaktı da çocuk. Hani senin ne işine yarayacak mavi güçlendirme. Garip. Şu okyanusu bir alalım. Kasiopya bu arada midde rahat rahat minyon biçiyor. Benim de bir şekilde hani minyon biçmem lazım. Miss Fortune'umuz bir kere daha öldü.
Sakat çocuk herhalde ya. Garip. Tamamdır. Mavi güçlendirme şey, ejderimizi de aldık. Şimdi base atacağım. Burada base attıktan sonra hızlıca mid'e gitmemiz lazım. Bu adamlar mid kuleyi istiyorlar çünkü. Üzerine bir tane kazma alabilseydim harika olacaktı ya. Rumble'un bu arada artık taptan ayrılması lazım. Tapı çok zorladı. Muhtemelen adamlar tapa da gitmek isteyecekler. Farm olarak falan Rumble'ımız iyi durumda. Tabii bottaki minyon dalgasını tutan kimse yok. O da bizim için sıkıntı. Miss Fortune direkt zırhleşme build'i yapıyor. Benim mutlaka Hydra almam lazım. Hydra'yı aldıktan sonra koridor kuşlanmasına yardım ederim. Zaten 4 dakika sonra benim oyunum bitiyor maalesef. Yapabileceğim herhangi bir şey yok. Karakter hani belli bir dakikadan sonra düşüyor maalesef. Onlar bot 2'yi alırken ben de mid 2'yi alacağım. Mid kule daha değerli. Sal abicim artık sal ya. Kuleye kaç tane hit vuracaktım vuramadım. Miss Fortune'umuz bir kere daha ölüyor galiba. Kovalayacağım mı ciddi ciddi? Can kazandı çocuk. Arkamdan geldiğini ta görseydim daha erken davranırdım. Direkt beni kovalamış peşimden. Hani muhtemelen şeyi o yüzden bıraktırdı. Helal olsun Melis'in. Adamsın da. Uuu, çok güzel boşladı. Onu kesemeyeceğim be. Çok zorladın. Orada Kasiopya'nın ultisini çok güzel doşladı W'suyla birlikte. Ama yetmedi. W mu Flash mı artık hangisini attıysa ama güzel doşladı. Bir karabalta bir yoğumaya ihtiyacımız var. Drakları almayacağım bu defa. Bekleme süremi direkt %40 yapacağız. Bot hala iten kimse yok. Madem siz mid'de takılıyorsunuz abicim, ben bota gideceğim. Boş boş kavalıyorsunuz boş. Boş boş şifa da bastım. Çok kötü çocuk ya, çok ya. Vallahi çok kötü. Hangi kafayla oyuna girdi? Nasıl bir oyun tarzı var anlamış değilim. Yani yanında support olmak istemezsiniz öyle bir tipin. Oyun başından beri boş boş flame yapıyor sağ solda takımdaki herkese. Bu arada full canlıyken her türlü 2v1 belki 3v1 zorlayabilirim Braum yoksa. Ama Braum varsa zorlayamam. Bot kuleyi almak zorundayım. Adamlar çünkü bot 2'ye kadar gittiler ve bu noktada ben burayı alamazsam adamlar daha da fazla açılacaklar. O kadar minyonun arasında ben de dövüşeceğim öyle mi? Onu bir kere yerler abi. O ikinci kez olmaz yani. O işi unutacağım. Şu an yoğun mum olsun isterdim. Çok güzel. Gelin abi buna. Hadi görüşürüz. Şimdi buraya gitmemiz lazım. Hızlı bir şekilde bot 2'yi de alacağız. Ki dediğim gibi bakın bunu sürekli söylüyorum. Kule pushlayamayacak bir kompunuz varsa erken oyunda mutlaka oyunu bitirmeniz lazım. Oyun azıcık uzadı mı problemler başlar. İyisin keşke ultiyi atmasaydın canım benim. Herkes bir yerlere itiyor adamları. Niye yapıyorsunuz abi?
Alabileceğimiz killleri, skorları adamlara bildiğin bedavaya veriyoruz yani. Azıcık daha manam olsa Muş'unu keser miyim acaba? Şifası var mıdır ya? Garen de manyak. Helal, güzel. İyi ki burada flash'imi falan harcamak durumunda kalmadım. Sen de öldün bu arada. Süper. Şu an bizim için oyun bitti diyebilirim. Tam 20. dakika adamların inhibitor kulelerine kadar dayandık. Hani rakip bot lane çok üstündü. Onlar da geri düştüler. Bu saatten sonra biz bu oyunu kaybetmeyeceğiz. Can da bana keşke burada azıcık yardımcı olsan. Neyse can çalmam yeterince var. Yine çalmaya çalıştı da. Neyse. Hemen ben şu ejderi bir çıkartacağım. Janna sağ olsun beni güzel bir şekilde pilluyor. Sürekli olarak üzerime kalkanlar, iyileştirmeler falan filan. Janna faktörü cidden çok çok değerli. Hani bir Pantheon gibi hero ile oynuyorsunuz. Rakip size yapışmak istiyor sürekli olarak. Ve Janna da buna çok güzel engel oluyor. Benim bir civa yatağım falan da almam lazım ama dediğim gibi şu an iki tane almam gereken önemli eşya var. Burada fight mı çıktı? Yetmedi, yetmedi, yetmedi. Ignite yedik kafamıza ya. Ignite de girmiş sapık. Sen de öldün. Bir de şifa falan basıyor. Flash'ını da harcamış. İyi bari kesti de öldü. Bu takas hoş bir takas değil. Rumble'ımız taptaydı tabii. O tap 2'yi açtı. Word mü derseniz bence değil. Şimdi yoğunluğumuzu aldık. Dediğim gibi karabaltaya gideceğim. Karabaltayı aldıktan sonra benim kafam çok rahatlayacak. Mobilite konusunda da sıkıntı çekmeyeceğim. Aynı zamanda bekleme süremi de %40 yaptığım için sürekli yetenek spamlayabileceğim adamların üstüne. Bunun yanı sıra bir orta koridor Pantheon'unda hani normalde can olmasını, canının fazla olmasını beklemezsiniz. Ama rakip komp sıkıntı olduğu için bir can eşyası alacağız. Yani karabaltı tercih edeceğiz. Sonrasında da dediğim gibi bir tane agresif eşya alabiliriz. Hatta civalı kuşak alabilirim ya. Güzel bitkinlik hocam. Şu an Braum'da bitkinlik olmadığı için o Braum etkisiz eleman. Elektriklerimiz de patladı. Oh. Oh. Canlının da ultisi yokmuş ya. Daha yeni geldi. Kesemeyecekler burayı. Güzel oynadın Can'la. O süper. Biz Fortune arkayı topladı. Garen'ı da kes. O da öldü. Bunu da kesersiniz. Nocturne tapa mı gidecek? Tapa gitmedi. Bizimki tapa gitti. Tamam. Gitmesi lazımdı. Bu arada birebir takas yapmışlar ha. Helal olsun. Güzel katliamımızı da aldık. Adamların iki tane inhibitor kulesi açık. Şimdi üçüncüsünü de açacağız. Direkt bota yürüyeceğim. Bot'taki inhibitor kulesini alacağız. Oyunu bitireceğiz. 348-350 AD'miz oldu. Şu an hani üzerimdeki büyü direnci falan da fevkalade. Sadece bir Kasiopya için değer miydi? Değerdi abi. Mecbursunuz. Kasiopya'nın ne zaman ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Haşmet'te alacaktım. Koridorları hızlı pushlamaya başladık. Bu yüzden almadım. Dediğim gibi eğer bu konuda sıkıntınız varsa, takımınız split yapamıyorsa, kule almaktan kaçınıyorsa mutlaka Hydra alacaksınız. Hani bir AD karakterle oynuyorsanız.
Çok güzel. İyisin, iyidir anda. Devam devam devam. Ve pushlayacağım. Kırmızı güçlendirme hiç önemli değil. Üzerimde sadece mavi güçlendirme olsa bile benim için yeterli. Çünkü görüyorsunuz manayı 2 milyon dalgasına direkt bitirdik. Bu arada çok da güzel bir şekilde koridor tutma yetenekleri de var adamların. Bu yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde minyon dalgası puşlamamız lazım. Hatta birkaç kişiyi aradan çıkartıp bu işi yapsak bizim için daha karlı olur. 30 saniyesi var adamların bu arada. Mavileri gelsin. Ondan sonra bir şeyler yaparız. Rahmı da öleceğim mi dostum? Salın oğlum. Kestim adamı neyse. Nocturne'un E'si olmasa işte bu yüzden diyorum ya civalı kuşak lazım diye. Hemen şimdi civalı kuşak gelsin. O zaman görüşeceğiz abiciğim. O zaman görüşeceğiz. Civalı kuşak bir gelsin. Ne kadar gold verdim ben? İyi, çok bir şey vermedik peş peşe ölmediğimiz için. Farmım falan bu arada yeterli değil. Daha da iyi minyon biçmemiz lazımdı ama çok fazla fight oldu. Bu arada taptan minyon dalgası itiyor. Onu birilerinin tutması lazım. Şu an dakikalar geçtikçe adamlar güçleniyor. İki tane takımımızda erken oyunda güçlü, geç oyunda güçsüz karakter var. Biri Pantheon, birisi Lee Sin ve ikisi de şu an düşmeye başladı. Miss Fortune Allah'tan üzerine 10 kill toplamış. Çok fazla hasar bırakacaktır. Bu arada bir alevecileri daha geliyor. Ona da gitmemiz lazım. Aman alma abi güçlendirme. Aman. Aman. Adam satış. Yakalayamadılar. Çok güzel. Fight kazandık. Hadi görüşürüz. Harika oldu. GG. Bu saatten sonra ya sur verirler. Aynen dediğim gibi sur verirler. Güzel oyun oldu. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.